Bence devamında da oyunun bize döneceği, hatta skorun bize geleceğini hissettirdiğimiz anlarda çok basit bir bireysel hata. Beşiktaş'ın tabii çok oyuncu kalitesi var. Kabul etmemiz gerekiyor. Bizden çok daha kaliteli oyunculara sahipler ve girdikleri, bilmiyorum sayısı olarak, istatistik olarak bakmadım. Ama ilk şut galiba gol oldu. Biz ondan sonra yine oyuna dönmeye çalıştık. Bence de iyi işler de vardı. Ceza sahasına da indirdik topu. Tabii ondan sonra bir 10 kişi kaldık. 10 kişi kalmak Beşiktaş'a karşı kolay değil. 2 gün önce de biz çok zorlu bir hava saha şartlarından buraya geldik. Beklentim bizim için çok önemli bir hedef olan Çarşamba'ya bunun yansımaması. Oyuncularımız elinden gelince iyi mücadele ettiler. Kalite olarak Beşiktaş'ın altında oyuncu kalitemiz olsa da bence çocuklar elinden gelen her şeyi yaptılar. 11-11 olsa belki başka bir maçta olabilirdi diye düşünüyorum. Kendi şahsi fikrim böyle. Sorusu olan var mı? Hilmi Bey. Ben yani Mete Kalkavan özelinde değerlendirme ya da hakem özelinde yapmak istemiyorum çok ya. Ben oyunun içinde kalmak istiyorum gerçekten. Yani kırmızı kart pozisyonuyla alakalı bence verilebilirdi de verilmeyebilirdi de. Yani arası bir pozisyon. Hani kaydıktan sonra ayağını da kaldırıyor da aslında baktığınızda, pozisyonu incelediğinizde başka bir açıdan baktığınızda sanki mecbur kalıyor öyle, yani öyle kalmasına. Yani biz 10 kişi kalmasaydık, oyunun başında bu kadar basit bir hata ile gol yemeseydik, ben daha farklı bir senaryoya doğru gidiyordu maç diye hissettim içeride, kulübede de. Tabii oyuncuların da bunu anlaması gerekiyor. Başakşehir hedefleri olan bir kulüp. Her oyuncunun buraya gelirken bu sorumluluğu hissetmesi lazım. Tabii Adnan özelinde isteyerek yaptığı bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani hiçbir oyuncu böyle bir hareket yapmaz isteyerek. Ama oyunun gidişatı bizim lehimizeydi. Yani biz takım olarak bence iyi bir organizasyon içinde maça bağlandık. Merkez oynamamız gerektiği yönünde Beşiktaş'ın 3 tane oyuncusunun bu anlamda agresyonun yüksek olduğunu söylemiştik ama merkez oynanan bir top, kaptırılan bir top. Üzerine tabii karşısında önemli oyuncular var arkadaşlarımızın. Değerlendirdiler ama ben kırmızı kart özelinde çok konuşmak istemiyorum yani, arada bir pozisyon. Benim bir gerginliğim yok yani, benim bir gerginliğim yok Beşiktaş. Yo, tüm ben orada, benim kızlarım vardı, 2 tane kızımı getirdi hanım ne yazık ki bu maça. Sağ olsun bizimkiler de, yöneticilerimiz de bizim çocukları oraya yakın koydular. Çocuklar birazcık ne yazık ki bir 30-35 dakika o küfürü dinlediler. Bir tane ellerinizin öper. 8 yaşında bir kızım var. Bir tane de 5 yaşında bir kızım var. Amin. Herkesin çocuklarını Allah bağışlasın. Beşiktaş taraftarı özünde benim de tanıdığım çok dostum, arkadaşım var. Bu değerlere sahip. Hele özellikle daha bir ay önce ülkenin yüzyıllar sonra yaşadığı en büyük felaketi yaşamış bir ülkenin akabinde 35-40 dakika Emre Belözoğlu'na küfür ediyorsa o nasip işidir. Haysiyet de nasip işidir. İnsanlık da nasip işidir. Çok bağdaştırmıyorum ben yani. Ne insanlıktan ne haysiyetten nasibini aldığını düşünmüyorum kimsenin. Ondan dolayı sadece kızlarımı hanımın götürmesini istedim. Ama canlı yayında da söyledim. Bir tane annem var. Babamdan başka kimse elini tutmamış. Eşim var. Benden önce kimsenin elini tutmamış. Şeref istiyorsa bizde fazlasıyla var. Çok bunu dile getiriyorlar da. Kendileri. Önce bir dönsünler baksınlar kendilerine. Herkes ne kadar bu şereften, haysiyetten nasip almış bu ülkede. Ben fazlasıyla bundan nasiplendiğimi düşünüyorum. Kendilerini gidip aynalarına çek etsinler. Evlerine gittiklerinde de benim anneme bu rahatça hakaretler eden herkesin de annelerinin ellerinden öpmesini istiyorum. Hepsinin. Çok samimi şekilde benim adıma ellerinden öpmesini istiyorum. Çünkü anneler bu ülkede ya da bence insanlar adına en değerli varlıktır. Hepsinin bana, anneme ettikleri, eşime ettikleri küfürden sonra annesi olan varsa gitsin ellerinden öpsün. Eşi varsa da gitsin eşini bir kere sarılsın. Söyleyebileceklerim bunlar.